Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 16. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi Nous ne voulons plus habiter dans ce quartier. Bu cümleyi Nous ne voulons plus habiter dans ce quartier diye okusak da olurdu. Hemen cümlenin öğelerini çıkartmaya başlayalım. Şimdi cümlenin öznesi Nu şahıs samiri'' Türkçesi biz. Hemen yanında negasyon var bakın. ''ne plus var. Nüplüs Türkçe'ye artık değil gibi bir karşılık verir. Şuraya yazalım la negasyon diye. Demek ki cümlemiz olumsuz cümle. Onu da şuraya yazalım. Pek tabi negasyon çekilmiş fiilin iki tarafına gelmiş. Fiilimiz nedir? Vuluvar fiili. Master hali bu. İstemek demek. Fiil preposisyon alıyor mu almıyor mu? Çok basit. Şuraya bakarız. Burada bir preposisyon var mı? Yok. Demek ki vulvar fiili bir preposisyon almıyor. Şuraya yazalım hatta. Vulvar quelque chose bir şey istemek. Vulvar quelqu'un birini istemek. Ya da vulvar quelque chose bir şey yapmayı istemek demek. Şimdi hemen burayı bir çerçeve içine alalım şöyle. Ek bilgi olsun. Peki fiil hangi zamanda çekilmiş ona bakalım. Vuluvar fiili prezanda çekilmiş. Le prezan. Dolayısıyla cümlenin zamanı. Şimdiki zaman. Ya da geniş zaman. Olmak zorunda. Zira present Türkçe'ye ya şimdiki zamanı ya geniş zamanı veriyor. Bakın burada mastar olarak bir fiil var. Şimdi bir cümlede ilk fiil şahıs zamirine bağlı olarak çekildikten sonra gelen diğer fiillerin hepsi mastar olarak kalmak durumunda. Habite oturmak ikamet etmek demek. Aslına bakarsanız habite fiili genellikle a prepozisyonu alıyor. Yani bir yerde ikamet etmek diye ama bu cümlede olduğu gibi başka bir prepozisyonla da kullanılabiliyor. Bakın burada hangi prepozisyon var? Dan var. Prepozisyonun Türkçesi edat. Prepozisyon fiillerin yönlendirme, yönelme eki. Dan Türkçeye dda ya da içinde karşılıklarını veriyor. Hemen yanında bir işaret sıfatı var. Şuraya yazalım. Fransızca'da işaret sıfatları nitelendirdikleri, gönderme yaptıkları, gösterdikleri ismin durumuna göre akorlanıyorlar, değişiyorlar. Sö işaret sıfatı Türkçe bu karşılığını veriyor. İşaret sıfatı sö diye kaldığına göre Demek ki kertiye maskulin bir sözcük. Şuraya yazalım. Le kertiye. Mahalle demek. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Olumsuz bir cümle. Şuraya yazalım. Olumsuz cümle. Deklaratif bir cümle. Yani bir bilgi verme açıklama yapma cümlesi. Onu da yazalım. Cümlenin zamanında present yani ya şimdiki zaman ya geniş zaman ikisinden biri olmak durumunda diye. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Zamanını bulduk. Artık tercümesini yapabiliriz. Non voulons plus. Biz artık istemiyoruz. Neyi? Habiti Oturmayı, ikamet etmeyi. Nerede? Dans diye bu mahallede. Biz diye başlayalım. Biz artık bu mahallede oturmayı pek tabi burada ikamet etmeyi de diyebilirdik, ikamet etmeyi. istemiyoruz deyip nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Bir defa okuyalım, kontrol edelim. Nous ne voulons plus ya da nous ne voulons plus nous ne voulons plus habiter dans ce quartier biz artık bu mahallede oturmayı ya da ikamet etmeyi istemiyoruz. Geldik ikinci cümleye. Eski tiaublie darşöte düle. Şimdi bakın cümlede eski var yani bir soru yapısı var. Zaten cümle soru işaretiyle bitiyor. Şuraya yazalım soru cümlesi diye. Soru işareti neydi? Daha önce iki videoda geçti. Hadi onu da yazalım. Le point en interrogation soru işareti demek. Peki eski Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Eski Türkçe'ye mi, mı, midir, mıdır, acaba karşılıklarını verir? Hemen yanında ne var? Bir tane şahıs Samir. Tüy şahıs zamirinin Türkçesi sen. Demek ki soru cümlesi sen şahıs zamirine yöneltilmiş. Hemen yanında çekilmiş bir fiil olması lazım. Şimdi burayı böyle bütün olarak ele alacağız. Neden? Aslına bakarsanız buradaki fiil. Ubliye. E bakın şurada bir dö prepozisyonu var. O zaman oublier de faire quelque chose şeklinde kullanılıyor olmalı. Yani bir şey yapmayı unutmak. Oublier unutmak demek. Peki şurada neden bir avoir var? Avoir çekimi var. Şimdi cümlenin zamanı passé composé. Şöyle yazalım. Le passé composé. Türkçesi Dili geçmiş zaman Orada bir avoir Present çekimi var Zira oubliet fiili passé composé de çekiliyor Fiilin partisi pasesini bulmak da çok kolay Zira sonundaki r'yi atıp ö'ye bir aksan teg'i koyarsak Partisi pasesini bulmuş oluyoruz Şimdi Çekilmiş fiilin yanında mastar olarak kalan bir fiil var. Erşöte satın almak demek. Şöyle yazalım. En sonda da düle var. Onu alalım. Türkçesi süt. Başında da bir artik partitif var. Bakın bu dü bir artikle partitif. Hatta yazalım şöyle. Artikle partitif diye. Şimdi yazdığımız ek bilgileri hemen bir çerçeve içine alalım. Şöyle. Burası ek bilgi. Bu da ek bilgi işareti. Başka mesela oublie ile ilgili yazdıklarımızı da alalım. Şöyle. Üst senede Ubliye unutmak demek diye yazalım. Ondan sonra başka ne ekleyeceğiz? Şurayı da Artık Partitif açıklamasını Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Cümle bir soru cümlesi ve dili geçmiş zamanda kurulmuş. Şimdi çevirisini şuradan yazalım. Eski acaba tü sen? Şuradan yazalım. Acaba tü a obliye unuttun mu? Neyi? Aşöte satın almayı. Neyi satın almayı? Düle acaba süt almayı unuttun mu? Soru işareti koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Pek tabii acaba'yı çıkartsak da olurdu. Yani süt almayı unuttun mu desek de olurdu. Şimdi bir defa okuyalım, kontrol edelim. Eski tu as oublié d'acheter Acaba süt almayı unuttun mu ya da süt almayı unuttun mu? Geldik üçüncü cümlemize. Les invités ont adoré <laughs> le gâteau que nous avons Prepare ö. Uzun ve güzel bir cümle bizim için bir sürü ö'ye çıkartma çalışma fırsatı. Cümlenin öznesi lezen vite. Şimdi buradaki fiil envite fiili. Envite kelken diyebiliriz. Yani birini davet etmek. Şöyle yazalım. Ama envite bir isim. Bakın. Şöyle. Böyle bırakırsak maskulin ve yer pek tabii. Erkek davetli. Şu şekilde yazarsak yani sonuna bir ö daha getirirsek. Feminine singular olur. Lezenvite davetliler. Hemen yanında çekilmiş fiil olması lazım. O da burada ontadore. Şuraya yazalım. Buradaki fiil adore fiili. Adore bayılmak. Tapmak. çok sevmek karşılıklarını verir. Yanında avoir olduğuna göre burada adore fiili passé composé'de avoir'la çekiliyor. Şöyle yazalım. passé composé'de çekilmiş. Yani dili geçmiş zamanda çekilmiş. Demek ki cümlemizin zamanı dili geçmiş zaman. Hemen yanında kompleman var. Davetliler neye bayılmışlar? Neyi çok sevmişler? Logatoyu yani pastayı. Burada da bir pronom relatif var. Şöyle yazalım. Le pronom relatif diye yani bir bağlaç var. Kö bağlacı Türkçe'ye di, dı karşılığını verir. Hemen yanında bakın şahıs samiri geliyor. Nu biz demek ve tekrar çekilmiş bir fiil var. Bakın buradan başlıyor. Buraya kadar gidiyor. Fiil prepare fiili. Prepare hazırlamak demek. Gördüğünüz gibi avuarla çekilmiş. Pase kompoze de yine. Şöyle yazalım. Le passé composé diye. Yani dili geçmiş zaman. Şöyle düşünün. İki tarafı da passé composé olan iki cümleden oluşmuş tek bir cümlemiz var. Şimdi onun yanında pur var. Pur bir prepozisyon. Türkçeye için karşılığını veriyor. Yanında da ö var. Şimdi burayı da alalım. Şurada yazalım. Bu bir pronom tonik. Le pronom tonik. Yani daha önce geçmiş bir şahıs zamirine gönderme yapıyor olması lazım. Ö pronom toni Türkçe'ye onlar, onlara, onları karşılığını veriyor. Peki neye gönderme yapıyor? Lezenvite'ye gönderme yapıyor. Şöyle yazalım yani davetlilere gönderme yapıyor. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre artık tercümesini yazabiliriz. Şuradan yazalım. Davetliler diye başlayalım. Davetliler pur ö onlar için que nous avons prepare hazırladığımız bakın did burada neyi pastayı ya da pastaya Ne yaptılar? Ontadore bayıldılar. Bu cümleyi davetliler onlar için hazırladığımız pastayı çok sevdiler diye de tercüme edebilirdik. Bakın pronom relatifin verdiği karşılık burada. Di, dı burada. Şimdi bir defa okuyalım, kontrol edelim. Les invite ontadore le gâteau que nous avons préparé pour eux davetliler onlar için hazırladığımız pastaya bayıldılar. Ve La Fin Video yani Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 16. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.